Muaygir soylularından Aleyen'in babası Rıvaçe'yi Nordlara karşı savunan soylulardan biriydi. Öz annesinin ölümünden sonra babası başka bir kadınla evlenmişti. Aleyen bu yeni üvey annesiyle hiç anlaşamıyordu. Çünkü mirasını kaptırmaktan korkuyordu. Bir gün Aleyen her zamanki gibi köpeğini besledi. Fakat bu en sevdiği köpeğini son kez beslemesiydi. Çünkü köpek Aleyen'in verdiği yemeği yedikten kısa bir süre sonra öldü. Aleyen bunu yapanın üvey annesi olduğunu düşünüyordu. Köpeğinin yemeğine zehir kattığını düşündü ve bunu babasına söyledi. Ancak babası Aleyen'e inanmadı ve mirasından reddetti. Korktuğu başına gelen Aleyen bu olaydan sonra paralı asker olarak çalışmak için Kalradya'yı gezmeye başladı. Kendi babası tarafından reddedilse de asil olarak yetiştirildiği için doğruluk duygusuna sahip onurlu bir adamdır. Kendisi gibi soylu olmayanlara karşı bile son derece kibar davranıyordu. Kimi zaman egosuna yenik düşüp sıradan insanlara emirler verse de onurundan asla taviz vermedi. Size katılmak için 300 dinar ister. Çünkü kendisine düzgün kıyafetler alması gerekiyor. Bir soyluya böyle giyinmek hiç yakışmıyor derdi. Eğer ona kötü davranırsanız birlikte güzel savaştığınızı ancak liderliğiniz konusunda bazı çekinceleri olduğunu söyler. Zaten her halükarda mirasımı almam gerekiyordu diyerek sizden ayrılır. Fakat kısa bir süre sonra tekrar karşılaşırsanız başka lordlara hizmet etmeye çalıştığını ancak hayal kırıklığına uğradığını söyler. Çünkü lordlar ona sanki bir bankacıymış gibi davranıyor. Hatta bir tanesi Aleyen'den borçlarını ödemediği için birini öldürmesini bile istemiştir. Eğer Aleyen'e kral olma iddianızı söylerseniz bu çok iyi der. Ben bir vaygirim fakat Kral Yoruglek mirasımı kaybettiğimde benim için hiçbir şey yapmadı. Bu yüzden Vaygir krallığına borçlu değilim der. Aleyen'e göre soylu lordlara onların eski hakları vereceğinizi ve koruyacağınızı göstermeniz gerekmektedir. Şu anda Kalra'da berbat bir durumda. Krallar şehir kapılarına bile vergi koyuyor. Halk Rivaçe'yi hariç sadece salı günleri otlaklarını kullanabiliyor der. O yüzden diyorum ki işleri kolaylaştıralım. Bana izin verin ve size eski yöntemleri tekrar getirerek bir düzen kuracağınızı tüm Kalradya'ya duyurayım der. Bahse girerim çok kişi bize katılacak diye de ekler. Eğer Aleyen'e bir tımar verirseniz mirasından aldatıldığını fakat sizin ona bir miras vererek bir yanlışı düzelttiğinizi söyler. Size hizmet etmek benim için bir onurdur diye de ekler. Aleyen Nordların Rivaçe'yi kuşattığında orada savaşmak ister. Ancak mirasından mahrum edildiği gibi bazı sorumluluklarından da mahrum edilir ve savaşa alınmaz. Aleyen Ymirra'yı sevse de Marnit ve Nizar'dan hiç hoşlanmaz. Ymirra'nın mütevazı ve iyi bir kız olduğunu, eğer soylu biri olsaydı onunla evlenebileceğini söyler. Ancak Ymirra bir tüccar kızıdır. Buna rağmen Aleyen onunla yürümekten ve konuşmaktan keyif alır. Marnit'i ise hiç sevmez çünkü savaşlarda Marnit'in yerini bilmediğini, hayatını riske atması güzel olsa da asil bir soydan gelmediğini ve bir tüccar olduğunu unutmamalı der. Herkes gibi Marnit de yerini bilecek. Eğer Aleyen ve Nizar'ı aynı gruba alıp haritada dolaşırsanız, Aleyen Nizar'ın alçak bir paraları olduğunu, kadınların namusuna saygısı olmayan bir adam olduğunu söyler. Nizar'ın sürekli kadınları olan tacizlerini anlatması Aleyen'i çok öfkelendirir. Eğer böyle devam ederse ona alçak bir serseri olduğunu söyleyeceğim ve sonuçlarını hiç önemsemeyeceğim der. Aleyen grubunuzdayken Bahistur'a kral olduğunuz iddiasını yaymasını söylerseniz Aleyen bunun yanlış olduğunu, ileride krallığınızın bir göçebe cennet olacağını söyler. Bir görevde başarısız olursanız Aleyen çok üzülür. Sizin gibi bir beyefendinin onur standartlarından çıkmaması gerektiğini düşünür. Savaştan kaçacak olursanız ise Aleyen bu sefer deliye döner. Onun geldiği yerde ölümün kabulü vardır ancak şerefsizliğin yoktur. Lütfen size hizmet etmekten beni utandırmayın diye de size sitem eder. Son olarak Aleyen'le savaş meydanında karşı karşıya gelirseniz, düşman olmamıza neden olan koşullar için kusur kabul etmediğini ve kalbi ağır olsa da vicdanının rahat olduğunu söyler.